Merhaba sevgili izleyiciler, pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel. Sayın hocamızla birlikte Omicron sürecinde yoğun bakımları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Hocam, öncelikle sahadan bilgi almak adına Omicron süreciyle birlikte yoğun bakımlarda bir değişim gözlemlediniz mi? Hasta yoğunluğunda bir durum var mı? Varsa nasıl bir değişim var? Öncelikle bunu dinlemek isteriz. Şimdi bildiğiniz gibi hep bütün dalgalarda ya da yaşadığımız bütün piklerde önce hasta sayısı artıyor, ondan sonra hastaneye yatışlar ve ondan sonra yoğun bakımlara durum yansıyor. Omikron'da farklı olarak, Omikron devreye girmeden önce Eylül ayında, Ekim ayında 30 binli rakamları görmüştük Delta ile ve toplumun belli kesimi aşılı olmasına rağmen 30 binlerden 20 binlere geri döndü. Ama dalgaların sönümlenmesi 5 binlerle oluyor vaka sayısında. O dalga tam sönümlenmeden Delta'nın üzerine Omikron bindi. Aynı dönemde Delta ile Omikron'u birlikte yaşadığımız bir dönem oldu. Şu anda da hakim konumda varyant olarak Omikron oldu. Fakat halen deltaların olduğunu düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi yoğun bakımlara yansıması bundan 15 gün önce yaklaşık bir 78 binleri gördük. O görülürken şunu vurgulamıştık. Artık insanlar PCR vermeye az gidiyorlar. Ekonomik kaygılarından dolayı işte daha fazla çalışabilmek için de PCR vermeden pozitif olduklarını hissetseler bile, hatta pozitif olsalar dahi işte çalışmaya maske takarak devam ediyorlar demiştik. Ve bu da bize vaka sayısının en az 3-4 katı fazla olabileceğini söylemiştik. Bu gerçekten böyle oldu. Ve yavaş yavaş o zirveden sonra halen yukarılarda bir yerdeyiz ama hastaneler ve yoğun bakımlar da olmaya başladı. Fakat şu an hali hazırda bir hasta sayısı ile ilgili yorum yapacağım. İki yoğun bakımlarla. Önce yoğun bakımları kıyaslayayım. Yoğun bakımlar bariz bir şekilde geçen sene Kasım-Aralık'la kıyaslarsak aşısız dönemle artık onların yarısı kadar dolu. Yani COVID yoğun bakımları da geçen sene 33 bin vakaya 6 bin ağır hasta olmuştu. Bu sene ağır hasta sayısı açıklanmamakla birlikte şu anda onun 3'te 1'i ile yarısı arasındaki bir rakamdayız. Yani %40'larındayız neredeyiz. Fakat ölüm oranlarımız çok yüksek. Bu ölüm oranları o zaman da yoğun bakıma düşen için aynıydı. Bugün de aynı. Hala antiviral ajan yok. Şöyle değişiklikler de söz konusu oldu. Daha hafif geçmesi söz konusu olabiliyor Omikron'un. Bu daha hafif dediğim hafif semptomlar, bunların arasında nezle, grip benzeri semptomlar, akciğer bulguları çok ön plana geçmeden semptomlar. Fakat aşılıların neredeyse dalgası bu. Çünkü artık aşılılar da yakalanabiliyor. Tabii aşılılar derken şunu vurgulamak lazım. Aşı belli bir oranda koruyucu tabii ve bu belli bir oranda koruyuculuğu içinde sizi hatırlatma dozu dahil bir takım dozları yapmanız gerekiyor. Süre geçince antikor düzeylerinin düşmesinden tutun da varyanta karşı korurluğu doğal olarak azalıyor. Biz Omikron'da öyle bir dönemde yakalandık. Yoğun bakım perspektifi açısından yoğun bakıma düşen hastalarımızın tıpkı Delta'da olduğu gibi, yani Temmuz-Ağustos'ta olduğu gibi hemen hemen %92'si 95 arası aşısız. Aşısız yalnız iki tanım içeriyor. Birisi %50'si diyelim 55'i hiç aşı olmamış. Diğeri de aşı olmuş ama üzerinden çok süre geçmiş, 2 doz ölü aşı olmuş. Bunlar çok fazla örneğin organ disfonksiyonlarıyla yoğun bakımlarda bulunuyorlar. Veya 2 doz üzerine sadece 1 doz BioNTech olmuş. Bunlar da var. Veya 3 doz ölü aşı olmuş, üzerinden de 2,5 aydan da son olduğundan fazla geçmiş. Bunlar, bu grup aslında aşısız pozisyonda ve böyle olunca da %95'leri bunlar oluşturuyor. Ama 3 doz mRNA aşısı olup yoğun bakıma düşen yok neredeyse. Bu yok kavramı şunu gösteriyor: gerçekten aşı aslında Omikron'a karşı üretilmemiş dahi olsa, yani bu varyanta karşı, çünkü varyantlar yeni silahlar geliştiriyorlar otomatikman. Bu bir mikropla insanoğlunun savaşı diye düşünürsek, ona rağmen belli oranda 3 doz mRNA aşısının koruduğu kesin. Ama önümüzde otomatikman daha fazla hafif semptomla geçmesi açısından yeni Omikron'a spesifik aşıların gündemde olduğu geleceği de görülmek. Tabii biz toplum sağlığı açısından ne istemiyoruz? Biz bu hastalıkla birlikte yaşayabiliriz, bu virüsle birlikte, bu varyantlarla birlikte. Biz hafif, kışın normalde geçirdiğimiz salgın yaptığı zaman diğer influenzalar gibi bir hastalık olarak geçirebiliriz. Ama hastaneye yatmak istemiyoruz, organ disfonksiyonlarımız gelişsin, yoğun bakıma düşelim istemiyoruz ve ölmek istemiyoruz. Bunların önlenmesi, ki gerçekten aşılıysanız hastalık size bulaşsa dahi organ disfonksiyonlarınız olmadığı için yoğun bakımlara düşmeden bu hastalığı geçirebiliyorsunuz. Bu gerçekler çerçevesinde son 15 gündür üstüne o 78 binler görüldükten sonra bir de şu eklendi: artık PCR zorunluluğu da kalktı, semptomunuz yoksa. Öyle olunca şu anda 60-70 bin bandında birdenbire 20 bin ortalamalardan, düşünün 20 gün içinde haftalarla %100 artışlarla gittik. 60-70 bin ortalama gözükse dahi şu anda bu PCR semptomatik olmayanlara yapılmayabilir konusuyla birlikte artık sürü bağışıklığına gidiyoruz ve şu anda hali hazırda vakalar 3-4 katı değil 6-7 katı, siz 7-8 katı deseniz tamam diyebilirim, çünkü çevremizdeki hemen hemen herkes hasta ve ana merkez İstanbul. Zaten zirveyi de İstanbul belirleyecek demiştik. Göreceli olarak sağlık altyapımız İstanbul'da daha iyi. O yüzden bu tolere edilebilir boyutlarda. Fakat şimdi Anadolu'ya yayılım başladığı zaman oralarda yoğun bakımlar için doğal olarak endişe ediyoruz. Çünkü yoğun bakım hem ekip işi hem belli bir altyapı işi. Anadolu'nun majör eksiği hem altyapı hem ekip, göreceli idare ediyorlar. İstanbul'un eksiği altyapı var, üst yapıda bu dalgada Omikron ilişkili bir problem var. Çünkü sağlık çalışanları gerçekten yorgun, yoğun bakım ekipleri yorgun, hekimiyle hemşiresiyle, ve onlar da Omikron'a yakalanıyorlar. Çocukları yakalanıyor, ailelerinden birisi yakalanıyor ve otomatikman karantina süreleri de kısaltıldı, ama ertesi gün işe gittiğinizde beklemediğiniz sayıda hemşire arkadaşınızın o gün görevli Omikron nedeniyle ya da şu andaki dalga içinde hafif dahi geçirse hastalandığını, ateşinin çıktığını, evde yatacak kadar halsizliğinin olduğunu biliyorsunuz ve gelememiş oluyorlar. Bu tür ikilemlerle karşı karşıyayız ve yoğun bakımlarda tabii yoğun bakım tecrübesi olan ekiplerin çalışmasının önemi çok fazla, tekrar söylüyorum. Çünkü karşımızda bir virüs, bu virüsün tetiklediği bir pnömoni yoğun bakıma düştüyse kesin bu viral sepsis zaten şiddetli geçirdiği için ve onun üzerine binen yeni enfeksiyonlar söz konusu. Bu yeni enfeksiyonlar göreceli avirülan bakterilerle olan enfeksiyonlar ve bunlar çok dirençli ve maalesef %70 mortaliteyle gidiyoruz. 65-75 arası bu çok fazla ve ölen grup mutlaka yaşlı kırılgan çoğunluğu bunlar. Ama bunları da aldığımız zaman gençler de var tabii aralarında. Yandaş hastalığı olan özellikle immün yetersizliği olan altta yatan zemin ve ölenlere baktığımızda maalesef ve maalesef COVID'in üzerine enfeksiyon ilk 48 saatte binmiş veya sonrasında binmiş ikincil enfeksiyonlar. İlk 48 saatte ise koenfeksiyon, 48 saati geçtiyse yoğun bakımdaki süresi süper enfeksiyon fark etmez. Ölenlerin %90'ı, 95'i maalesef sekonder ataklar, septik şok ataklarıyla sekonder enfeksiyonlar ve sepsisle birlikte kaybediliyorlar. Bu çok yüksek bir yüzde. Hocam teşekkür ederim. Size aslında aşıların durumunu soracaktım ben. Lakin siz söylediniz. Peki Omikron'un oranıyla ilgili, yoğun bakımlarda Omikron'lu hastaların oranıyla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz acaba şu durumda? Maalesef söylemem mümkün değil. Şu nedenle ben de bilmiyorum. Şöyle ki biliyorsunuz bildirim yapılmıyor. Elde bu veriler var mutlaka Sağlık Bakanlığı'nda, Ankara'da. Ama bizler COVID pozitif PCR ama bu PCR pozitifliğinde Delta mı Omikron mu bilmeden hastalarımızı karşılıyoruz son 2 aydır. İlk vaka görüldüğünden beri Türkiye'de o açıklandığı tarihten beri tahminen 5 hafta kadar olmuştur herhalde. Çok hızlı bulaşabildiği için katlanarak sayıları arttı ve daha hakim virüs varyant haline geldiler. Ama yoğun bakımdaki hasta aynı belirtiler, aynı organ disfonksiyonları, neyi kastediyorum? Akciğerler, solunum bu bir kenarda ama sadece bununla kalmıyor. Bağışıklık sistemleri yerle bir ve hematolojik sistemlerinde pıhtılaşma eğilimiyle birlikte böyle bir bağışıklığın özellikle yerle bir olmasıyla birlikte elimize geldiği anda hasta ilk 48 saatte zaten koenfeksiyon. Hemen aldığınız kültürlerde. Yok biraz 3. günü 4. günü ise ve biz akciğerle uğraşıyorsak doku oksijenasyonunu sağlamak için hastaya çeşitli tedavi modaliteleri uyguluyorsak, prone pozisyon veriyorsak hastaya, mekanik ventilatörde çeşitli tedaviler uyguluyorsak, EKMO tedavisine kadar götürebiliyorsak, işi bunlar sofistike tedaviler, biz hep alçı tedavisi yapmak durumunda kalıyoruz. Yani bakteriye karşı olan antibiyotikler gibi bu virüse karşı yoğun bakımlarda kullanabileceğimiz bir antiviral ajanımız hala yok ve mortalite %70'ler. Hocam özet durum budur. Tüm bu sürecin üstesinden gelmek için Türkiye toplumuna ne önerirsiniz? Kısaca son sorum da bu olsun size. Birkaç maddeyle özetlemek istiyorum. Yani 1. madde öğrendiklerimiz var COVID dalgalarından ve mutlaka yaşlı popülasyon, yandaş hastalığı olan popülasyon yani kırılgan hasta dediğimiz popülasyon 60 yaş üstü bunlar temel korunması gerekenler. Çok fazla mortalite oranları yüksek. Bu 1. madde. 2. madde aşı çok açık ve net 5-11 yaşa hala açılmadı ama onun üstünde 11 yaş ve üstü ücretsiz bir şekilde sağlanan aşı söz konusu. Aşı karşıtlığına hiç yer yok. Çünkü aşı bilim demek ve somut olarak ne istemiyoruz? Yoğun bakıma düşmek ve ölmek istemiyoruz. Aşı bunu önlüyor. Bu açık ve net. 2. madde bu. 3. madde ben 2 tane aşı olmuştum deyip kenarda oturamazsınız. Çünkü aşıların koruyuculuk süreleri var. Bu süre bitiyorsa ve size ek doz hakkı tanınıyorsa Bu çok değerli çünkü yeni silahlı haliyle Omikron'a karşı o 3. doz mRNA aşısının, yayınlar net açık, asıl koruyuculuğu birdenbire arttırdığı net olarak gösterilmiş durumda. 4. madde çok net. Ölenler ölsün, kalan sağlar bizimdir diyemeyiz aslında. Burada her gün şu anda 170'lerde ortalama 150'ye geri geldi, yukarı doğru gidiyoruz. Önümüzde 1,5-2 ay daha gideceğiz görünüyor. En azından ölüm sayılarıyla ilişkili. Bunların bir kısmı en azından önlenebilir ölümler. Aşıyla ve toplumsal bulaşı önleyerek. Bunun için 4. maddede bireysel olarak vatandaşlarımızın üzerine çok yük biniyor. Korunmak zorundalar. Ben 4. maddede mutlaka bireysel korunalım diyorum. O zaten açık ve net. Ama 5. maddede hem ekonomik hayatın gerekleri, yani yaşamı idame ettirebilmek için, hem de sosyal hayatın gereği nedeniyle mecbursunuz, sosyal varlıklarız biz, kalabalıklarla birlikte olmaya. Bunun önlenebilir ölümler açısından düşünüldüğünde, yoğun bakım perspektifi açısından düşündüğümüzde önümüzdeki 1 ay, 2 ay özellikle kapalı ortamlarda bir araya gelmek anlamında çok önemli olduğunu, en aza indirgenmesi gerektiğini, toplu yemeklerin, hatta toplu kongrelerin bile bir süre yapılmamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii bu konu toplu gerçekleştirilen her etkinlik için bu söylediklerim geçerli. Kabaca 6. maddede umut aşılamak isterim. O da oral antiviral ajan çıktı. Bir çeşitli ilaç firmaları üretiyorlar ve Amerika'da, İngiltere'de bunların bir an önce ülkemize gelmesi çok değerli olacaktır. Tabii Türk aşısıyla ilgili, aşı cinsiyle ilgili hiç konuşmadım farkındaysanız. Aşı benim açımdan bilimdir. Bazısı 2,5 ay korur, bazısı 5 ay korur. Bunlar aşının özelliğiyle ilişkili şeylerdir. Bu noktada oral antivirallerle birlikte önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum. Belki 7. son maddemde tarih boyu bütün pandemilerin 2-2,5 yıl civarı bittiğinden yola çıkarak yavaş yavaş daha hazırlıklıyız. Yani oral antiviral açısından, aşı açısından. Eğer bu dönemde aşı olmasaydı, son 1 yıl için konuşuyorum, biz hakikaten bu vaka sayılarında çok çok fazla yoğun bakım görürdük. Geçtiğimiz Nisan'da 60.000 sayısında 2000'lerde bir yoğun bakım söz konusu olmuştu aşının sayesinde. Ki ölü aşının sayesindeydi ama erken dönemde yaşlılarımızı korumuştuk. Bu gerçeklerle en içten saygılarımı sunuyorum sizlere. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. İsmail hocamızla birlikte bugün Omikron sürecinde yoğun bakımları konuştuk. Aşının önemine ve alacağımız önlemlere değindi hocamız. Programın sonunda da COVID-19'un geleceğine dair öngörülerini paylaştı. Yeni yayınlarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.